Bize r bölü 5'in 8 bölü 10'a eşit olduğunu veriyorlar ve r'nin ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Burada da bir sayı doğrusu var. Sayı doğrusu üzerinde 8 bölü 10'u işaretlemişler. Bir bakalım 8 bölü 10'un burada olması da son derece mantıklı gibi değil mi? Çünkü gördüğünüz gibi bu aralığı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eşit parçaya ayırmışlar. Devam edelim. 9 ve 10'u da sayınca 1'e geliyoruz. 8 bölü 10'a geldiğimizde az önce de saydığımız gibi bu eşit parçalardan 8'ini geride bırakmış oluyoruz. Evet burası 8 bölü 10. Bir de 1 bölü 5 var tabi. İsterseniz bir de koyu olan çizgilerin belirlediği aralıklara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Morla işaretlediklerimi sayarsak bu defa da 5 eşit parça görüyoruz. Bu da bu aralıkların her birinin 5'te 1'e eşit olduğu anlamına geliyor. Böyle düşününce birinci aralığında 1 bölü 5 olarak işaretlenmiş olması son derece mantıklı. Ayrıca... 1 bölü 5'in diğer küçük aralıklar türünden düşünüldüğünde başka bir deyişle onda birlerden iki tanesine denk geldiğini de görebiliriz. Görüyorsunuz değil mi? 1 bölü 5 ile 2 bölü 10 aynı kesir. Peki bu durumda kaç tane 5'te 1, 10'da 8'e eşit olur dersiniz. Her zaman olduğu gibi videoyu hemen durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Bir bakalım. Bu birinci 5'te 1. Bir. bir aralık ya da bir parça daha ilerlersek 5'te 2'ye geliriz. Bir kere daha 5'te 3'e ya da 3 bölü 5 ve bir parça daha ilerlediğimizde de 4 bölü 5'e ve bu da 8 bölü 10'a denktir. Bu son derece mantıklı. Tekrar etmemi isterseniz burada her bir 5'te 1'in 2 tane 10'da 1'e eşit olduğunu bulmuştuk. O halde 4 tane 5'te 1'de... 4'te 8 tane 10'da 1'e eşit olur öyle değil mi? Bu durumda R'de 4'e eşit olur. Evet 4 bölü 5 8 bölü 10'a eşitse R'de 4'tür. Hadi bir tane daha yapalım. Bize A noktası hangi kesri verir diye soruyorlar. Hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. İşe A noktasının nerede olduğunu belirleyerek başlamamız gerekecek. Sıfırdan 1'e gelmek için bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aralık ilerliyoruz. O halde bu aralıkların her biri 6'da 1'e yani 1 bölü 6'ya eşittir. Evet sıfırdan başlayıp bir aralık ilerlediğimizde 1 bölü 6'ya geliriz. Burası 2 bölü 6, burası 3 bölü 6, burası 4 bölü 6, burası 5 bölü 6'dır. Seçenekler arasında 4 bölü 6 var mı? Yok. Bu yüzden 4 bölü 6'ya denk olan bir kesir bulmamız gerekecek. Seçeneklerden tek tek bakalım. Birincisi 5 bölü 6. 5 bölü 6 sayı doğrusu üzerinde burada bulunuyor ve burası A noktası olmadığına göre bu seçeneği eleyebilirim. 4 bölü 5 ile 4 bölü 6'ı denk kesirler midir? 5'te 4 ile 6'da 4'ten bahsediyorum. Hmm. Açıkçası bu bana pek de doğruymuş gibi gelmiyor. Yani 5 parçanın 4'ü ile 6 parçanın 5'i birbirine eşit olmaz. Bir tamı 6 eşit parçaya bölünce 5 eşit parçaya böldüğüme göre daha küçük parçalar elde ederim ve buna bağlı olarak da bu kesirler birbirine denk olamazlar. Bu şekilde değerlendirdiğimde seçeneğin doğru olmadığına olan inancım arttı. Evet hadi bunu da eleyelim. Peki ya 6 bölü 4? 4 bölü 4 1'e eşittir öyle değil mi? Bu da 6 bölü 4'ü 1'den büyük bir değer yapar. O halde a 6 bölü 4 de olamaz. Bunu da eleyebilirim. Geriye sadece d kaldı ve bu durumda doğru olanın da bu olması gerekiyor. Ama gelin doğru olduğundan emin olalım. 2 bölü 3. 2 bölü 3'ü nasıl gösterebiliriz? Buradaki sayı doğrusunu 3'te 1'lere bölmek istersem, başka bir deyişle 3 eşit parçaya bölmek istersem, bunu nasıl yapabilirim? 0 buradaysa, birinci 3'te 1 burada olur. İkincisi burada ve üçüncüsü de burada olur. Evet, 3 eşit aralık elde ettik, öyle değil mi? İsterseniz yazalım. Burası 1 bölü 3, burası 2 bölü 3, burası da 1, yani 3 bölü 3. Peki, A noktası neredeydi? Burada ve gördüğünüz gibi, evet 2 bölü 3'e eşitt. Her bir 3te 1'in 2 tane 6da 1'e eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu durumda 2 tane 3'te 1 de 4 tane 6 da 1'e eşit olur. Doğru cevap 2 bölü 3. yani d seçeneği.